Evet detaylar bu şekilde. Şimdi Fenerbahçe'de özellikle e, Jesus'un e, gelişinin ardından gözler transfere çevrildi. Orta sahaya transferler yapıldı. Buruma alındı, e, Lincoln alındı, Emre Mor alındı. Şimdi Ara bahsediyoruz. E, Ara bir daha çok altı numara gibi ama e, Jesus'un da özellikle bu oyunda topu ileriye taşıyacak e, set olacak savunmayla orta saha arasındaki oyuncuya çok önem verdiğini oyun anlayışı itibariyle biliyoruz. E, bu hamleyi nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım. Ben çok altı numara ihtiyacı görmüyordum açıkçası Fenerbahçe'de. Crespo değil mi? Ya var mı evet. çünkü hani Crespo, Gustavo var orada. Orta saha yani Mert Hakan o altı oynamasa oynaması da azayt altılı sekizli oyu o, şimdi İsmail'li evet. kullanıyor hoca şeyde e, hazırlık maçlarında. Ha Jesus e, bu konuda çok üzerinde durduğu o zaman bir düşündüm üzerine ya demek ki adam orada hani çok geminin direği gibi yani Joseph gibi düşündüm onu çıkartırsan ne olur onu koyarsan ne olur gibi. E, çok da şey değil yani çok da itiraz etmiyorum anlaşılabilir bir durum. İki, hiçbir yerde devşirme oyuncu kullanmak istemiyor. Evet. Şimdi sol tarafa da, sol beke de bir oyun. İşte herhalde bir tek o ikna oldu hoca. Bir tek o ikna oldu. O sayede yani klasik sağ gibi artık görünüyor gözümüze. Ya ara transferi hiç Brezilya dışına çıkmamış bir oyuncu. İlk defa Brezilya dışına bir transfer yapacak Türkiye'ye. Ee, hoca emin olduğu oyuncuları, istediği oyuncuları getiriyor. Burada Ali Bey'in veya ya da yönetimin ya da herhangi birinin ya hocam hayır deme şansı lüksü yok çünkü. O, o, iş geçti, o tren geçti yani. Beşinci yılına girdi Ali Bey. Şu anda cesus, bütün komutan, or general, bütün ipleri almış durumda. Ne diyorsa o olmak durumunda. Böyle de olmalı zaten. Başka türlü cesusla çalışmanın bir anlamı, bir şeyi yok. Sözleşmelere biraz dikkat etmeli Fenerbahçe sürelerine. Ee, tabii ki takım kuracak, şampiyon olacak, maliyetli olacak ama şimdi hoca bir yıl kalacak. Ee, belki uzatacak artı bir artı bir artı bir artı bir ileride ama şimdi gelen sözleşmeler opsiyonlar 3 yıllık 4 yıllık falan. Hayır yani mesela burma, Geride sıkıntı burma kiralık mantıklı. E özellikle istedi tamam kiraladın ama Zorunlu Jesus satın istedi alma var diye. Galiba. Efendim, Burma'da. Ama acaba zorunlu mu o? Ben öyle okudum belki de yanılıyor olabilirim. Yani o bir pek hoş olmamış bence. Ha Herkes yoksa ben peki... itiraz etmiyorum ara transferine ama ille de çok özür dilerim. Şimdi çok vurgulu bir şekilde anlatacak Serkan abi de ben ön sözünü söyleyeyim. İlle de olmazsa olmaz yemeyip içmeyip uyumayıp golcü alması lazım. Bakın Dinamo Kiev maçı geldi. Bir hafta kaldı neredeyse bu maça. Dinamo Kiev maçı geldi. Orada zaten oynamayacak alacağın golcü. Orada Berisha'nın, Valencia'nın, Serdar Dursun'un müsait pozisyonda dışarı atacağı top. Sıkıntı Seni olur. sıkıntıya sokarsa siz de sıkıntıya girersiniz. Yani Sörlot orada duruyorken, Sörlot orada bekliyorken ve bu transfer olasılığı Fenerbahçe şartları yerine getirirse sağlanacakken başka bölgelerde şartları zorlamaya gerek yok. Forvetten tasarruf olmaz, iyi e forvetten tasarruf olmaz. Sörlotu Fenerbahçe'nin bu kadar bekletmesini ben anlamıyorum. İyi e forvet ve iyi e kaleciden hakikaten tasarruf olmaz. Şimdi ben Sörlotu Fenerbahçe'nin alacağına inanıyorum. Ya da belki de dediğim gibi o eş, dost, akraba, o Fenerbahçe'li arkadaşlarım adına... Onlara umut vermek istiyorum. Yani i̇lla da değil. Ama Sörlot kalitesinde bir isim. Ee, ve da bir ara ilgilenir gibi olmuştu. Evet, evet. Fakat tekrar tekrar vurgulamak isterim. Bu konu çok konuşulmuyor ve yazılmıyor. Ee, büyük kulüplerimiz arasında bir prensip anlaşması var. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş buna çok ciddi riayet ediyorlar. Ve ya biz alalım onu. Siz işte şunu alın falan diye. Yani karşılıklı olarak mesela bu Carvalho'da muhtemelen Galatasaray'la e, Fenerbahçe arasında da Carvalho size A, biz de diğer oyuncuyla ilgilenelim gibi. artık hani sonunda bu rekabetten, bu kırıcı rekabetten faydalanan menajerler ve bir medya düzeni olduğu için biraz uyanmış gördüm ben kulüp başkanlarını onu bir belirteyim. Sörlot'ta an itibariyle Beşiktaş'ta Sörlot'u mesela Fenerbahçe'ye bıraktı. Ben o sıralardaki refleksleri iyi takip ettiğimi düşünüyorum bir haberci olarak. Yani Sörlot, Fenerbahçe işi çok yakın gerçekleşmesi e, Ayıkoç'ta Sörlot'un birbirlerine e, bir hayli yakın iki insan olduğu ve e, Jorge Jesus'un da Sörlot gibi bir forvete hayır diyemeyeceği bilgisiyle beraber ben Sörlot transferine baya baya bir büyük olasılık veriyorum ama umarım bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı bir plan B'leri de vardır çünkü taraftarın bir beklentisi var Evet. Elbette ki taraftarın her beklentisi karşılanmaz. Taraftar bazen saçma sapan şeyler ister. İşte bunun örneklerini gördük. Yakın zamanda bir Falcao e, ne denir? Falcao isterisi yaşandı mesela. Galatasaray deli gibi bir zarara girdi oradan. Ya Falcao elinden geleni yaptı. Yok sakatlandı. Biraz mızmızlık yaptı falan ama sonuçta çıktı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama o paranın karşılığını vermekten çok uzaktı. Ya benzer bir durum Fenerbahçe'de de olabilir ama... Ben taraftarın isteği teknik olarak, sportif olarak da mantıklı görüyorum. Çünkü siz zaten kimliği dinledim. Galiba Mehmet Özcan'la Volkan Demir'in yaptığı bir programda dinledim. Çok hoşuma gitti o yorum. Galatasaray'ın kanat, mesela forvetleri skorer isimler. Kerem'le Yunus. Bunu evet. ispatladılar defalarca. Sol ayak, sağ ayak. Kafayla bile gol attı mesela Kerem. Duran top, free kick falan attı yani. Hani golün her türlünü atıyorum ben evet. kardeşim dedi. Ama sizin hani burumanız geçen sene açılsa da EMOR'unuzun skor öyle o diğerleri kadar etkili değil. O yüzden size skorer adam lazım. Hani Galatasaray mesela Elmander'le çözer. Elmandar 10-12 gol atar ama taraftarı sevgilisi bitirirdi. Anlatabildim mi? E şimdi bir tarafta Yunus bir tarafta Kerem'le Elmander'le oynarsın. Nefis de oynarsın yani. Ama senin diğer taraflarından gol katkısı gelmiyorsa sen işte İrfan Arda, Lincoln oraları daha oturtamadıysan, oralarda kalabalıksan Pelkas, hani bayağı bir kalabalık var. E, bence net bir golcü kafaları da toparlayacaktır evet. Fenerbahçe'de. Yani evet. atanım tutanım belli kardeşim. Ben Altay'ı yazdım, ileriye de atıyorum. Sörlot'u yazdım. Şimdi bunun arkasında kim daha verimli olur? Sağdan Emre getirir, soldan Buruma getirir ama ortadan da işte İrfan araya salar falan. Değil mi? Hani bir şey, bir plan geliştirmen için senin golcünün kim oldu? Şimdi Serdar Dursun'la mutlak şampiyonluk parolasıyla çıktığın yolda kurgu yapman... Olmaz. Hani şey gibi yani hani e, Allah rahmet eylesin Cüneyt Arkın varken benle e, aksiyon filmi çevirmen gibi bir şey yani. Hani biz de elimizden geleni yaparız yanlış anlama aldık bir tiyatro <laughs> itibariyle. Aslında başka aktör aklından o anda geçiyordu Serkan abim de ayıp olur diye hemen çevirdi ben de dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii tabii. tabii. <laughs> İsim vermeyelim. Vermeyelim kendimi ee, vereyim dedim. Yani ben de artizm sonuçta. Tabii. Tabii. ne yani evet. zaten. Ee, Emre Belezoğlu ile çalışmadıktan sonra hoca dedi başkan demişti ki Emre Belezoğlu ile yolları ayırıyoruz ama biz hiç şüphesiz ve soru işaretsiz bir teknik adamla sezona girmek zorundayız demişti. işin sonunda Vitor Pereira çıkmıştı şapkadan ve kimseyi tahmin etmemişti. Çünkü hoca bulunma, bulamamışlardı. Şimdi Sörlot olmazsa senin oraya bir Seferovic o olmadı yani çok üst düzey bir golcü koyu olman lazım. Gerçekten hiç üzerinde şüphe barındırmayan. Hani Serlot olmazsa ya da bu üst düzey bir golcü olması herhangi birini almana gerek yok zaten. Herhangi bir elinde Serdar olarak, Beriş olarak, Valencia olarak zaten var. Almayacaksan yani. O yüzden bu işin bence bir an önce bitirilmesi lazım Fenerbahçe yönetimi tarafından. Yoksa bu iş sıkıntıya sebep olur. Çünkü Avrupa'dan elenmek sadece Avrupa'dan elenmek anlamına gelmiyor. Bir maç elendin Tamam gittim belki alt, alt kategorilerde oynayacaksın ama ciddi bir özgüven problemine yol açıyor. Sezon başında bir özgüven problemi. Özgüven problemi de taraftar üzerinde ya acaba bu sezonda mı olmayacak düşüncesine sebep oluyor. Yani bu insanı yer bitirir. O şüphe, o şey. O yüzden e, Fenerbahçe yönetiminin yarın öbür gün neyse bir an önce kampa Sörlot'u ya da kimse golçü onu getirmesi bir golcü. lazım. Bakalım e, önümüzdeki günlerde neler yaşanacak ama taraftarın beklentisi iyi bir golcü. Daha da önemlisi Dinamo Kiev karşılaşmasına e, Fenerbahçe Serdar Dursun, Valencia ve e, Berisha çıkacak ya gibi şimdi görünüyor. şimdi şöyle de bir noktaya geldi bak er, Acele Ergin orada ki. aslında güzel bir yer yakaladı. Ben onu da vurgulamak isterim. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki golcü beklentisi işi ben yükseltmedim bu golcü beklentisi işini. Kendi kendine yükseldi ve yıllara dayanan bir şey bu. Evet. hani Galatasaray'da da vardı bir ara. Şimdi Galatasaray'da o orta saha beklentisine dönüştü. Öyle bir beklenti varken işte Serdar Dursun'un kritik bir penaltı kaçırması falan gibi noktalarda hakikaten bir anda sistem kitlenir. Çünkü kendi seyircisi tarafından yuhalanan futbolcu falan çok ağır travmalar bunlar büyük takımlar için. Ve Serdar takır takır gol atan bir çocuk milli takımda da Fenerbahçe'de. Niye böyle bir şey olsun ki? Evet. evet. Ama aslında Serdar'ı ıslıklamak değil oradaki gaye. Ya da işte Sabri Galatasaray'da sabekken ya da Necip Beşiktaş'tayken hep böyle ıslıklanmaya aday kendi taraftarı tarafından. Asıl ıslıklananlar orada o futbolcuyu almayanlar. Yani seyirci de bakma sen. Serdar'a tepki gösteriyor ya sosyal medyada. Kızım sana söylüyorum ya. Evet. Yani aslında da derdi Serdar'la değil. Bugün hangi Fenerbahçeli günün sonunda Serdar'a eksi puan verir ya çocuk daha Asla. ne yapsın ya. Aynen, Elinden aynen. geleni yapıyor. Evet.